Dün nedense telefon hafızam doldu dedi. Saçma sapan bir yerlere video kaydetmiş. O yüzden bu sabah devam ediyoruz muhabbete. Quando la disperazione e lo sconforto. Benim kapıdan çıkmamla birlikte sokaktan bir sürü insan geçti. Hiç beklemiyordum da kalabalık. Bugün cumartesi sabahı. Ayın kaçı? 16. Şöyle dün bıraktığım yerde şeyden bahsediyordum. Çiçi o sabah bize tatlı ön ekibe bir mesaj attı. Kaçta geleyim domuzcuklar için diye. Biz de dedik ki 10'da gelsin. Gösterecekti çünkü bize. Vakti de varken bir kısmını yaparım, yardım ederim diyordu. Saat 10'da geldiğinde biz büyük bir çalışma içerisinde geri kalan işleri bitirmeye çalışıyorduk o gün. Ceren tüm kalan sakerleri kaplayıp dekorasyonlarını yap. Ben gerçekten bütün delicyaları toparladım. Hatta dün de pişirdik. Yakmadan pişirdik. Yerlerine koyduk. Son dakikada bir de onlara yer bulmaya çalıştık. Dolaplar artık iyice doldu doldu. Zaten sanırım şu son bir haftada zaman harcadığımız şeylerin en başına dolaplarda yer aramak ve eşyaları, bir şeyleri, ürünleri dolaplara yerleştirmek üzerine oldu. Cümle bitene kadar nasıl başladığımı unuttum. Dolaplarda yer arama durumu en çok vakit harcadığımız işlerin başına geldi. Başına geçti. Bir numaraya yükseldi. Öyle bir şey işte. Neyse, ama sonra şey yüzücü oldu. Dur, bu kaç? 2 gün önceden bahsediyorum hala. O gün geldiğinde hala hastaydı Çiçi. Ve hani korona olmadığından eminler. Yani bütün testleri negatif çıkıyormuş ama inanılmaz alerjik bir halde, ses çıkmıyor o zaman oğlum. Ve içerideki toz, bu da şekliyle çalışmak gerekiyor, ona inanılmaz kötü geldi. Kadın nefes alamadı. İçeride 15 dakika geçirdiyse onun da öksürdü. Sonra birkaç tane gösterip bize dedi ki ben kalamayacağım galiba burada. Dedik ki şu elimizdeki işleri bitirelim, senin gösterdiğin şekilde yapalım. İşlerimizin bitmesi saat 1.30, yaklaşık 2'yi buldu. Ondan sonra üçümüz birlikte oturup yaklaşık bir 50-53 tane domuzcuk yapabildik sadece. Sonra toparlanıp çıktık o gün. Dün devamını yaparız dedik. Bu sefer Çiçi geldi, kendini kapıya en yakın yere koydu. Biz ona topçukları hazırladık. Kulaklarını hazırladım domuzların. O geri kalanları yaptı. Toplamda 304 tane domuzcuk yaptı. O son şeklini verdi tabii ki ama arkasından biz topçukları halletmeseydik. Tabii böyle 3 kişi çalışmış olduk bunun için yine de. Hemen yeni punç sipariş verdik merkezden. Artık pazartesiden itibaren o geldiğinde yeniden topçukları yapacağız ve bütün her şey baştan başlayacak. Pazara kadar vaktimiz var. Çiçi gelip de bütün bunları yapacağını söylediğinde araya başka bir şey sokamadık. O yüzden biz de arkadan bütün topçuk işlerini hallettik. Bu yüzden diğer işler yine arka plana itildi. 2.45 falan gibi çıktık yanlış hatırlamıyorsam. Her şeyi son dakikaya ittire ittire. Bugüne bir sürü pasta siparişi var. Ceren biz arkadan üretim yaparken onlarla uğraşıyordu ama sadece diğer dükkanlara gönderilecek olanları mı toplasak falan derken onu bile tamamıyla bitiremedik. Bu sabaha 1-2 tane pasta bırakmış olmalı. Onu ben hallederim dedi ama sonra herhalde bir 15 tane de bize sipariş verilmiş olan var. Sabah vitrinleri, her şeyi halledip kızartmalarımızı yapıp pastaları yapmaya devam edeceğim. Bugün de çılgın olacak herhalde. Ama en azından domuzcuk yapmamız gerekiyor artık. Anladınız işte, artık dediğim bugün. Sadece bugün artık, pazartesiye kadar.